Mirkaido.com yardım diyorsa tekrar karşınızdayız. Clash Royale kartlarını, antilerini, nasıl kullanıldığını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün balonu anlatacağız arkadaşlar. Balon bende 5. seviye. Şöyle özelliklerini ilk önce gösterelim. Canı 1533, saniye başına hasar 292, hasarı 876. Balonun yanında olmazsa olmaz arkadaşlar öfke. Niye derseniz balon şurada gördüğünüz gibi 876 hasar veriyor ama biraz yavaş. Bununla beraber, öfkeyle beraber oldukça iyi hücum etmenizi sağlar. Balon düştüğü zaman da ciddi hasar verir. Ölüm hasarı 299 görüyorsunuz. Bunu kuleye de verdiği için oldukça etkili bir saldırı aracıdır. İlk önce bir balonu nasıl kullanalım? Kullanıyorum ben. Onu göstereyim. Hatta benim favori kartlarımdan birisi balon. O anlamda siz de öğrenmiş olursunuz balonu. Evet. Şunu izleyelim beraber arkadaşlar. Biraz hızlandırayım başları. Evet. Buraları biraz hızlı geçeyim. Arkadaş görüyorsunuz gayet iyi bir şekilde saldırdı ama ben de iyi bir savunma yaptım burada. Sonra ise kulesine oldukça zarar verdim. Şimdi arkadaş geliyor tekrar. Benim en büyük eksiklerimden birisi büyücü seviyemin düşük olması. O yüzden cadı kullanıyorum. Tabii cadının da avantajları var ama o konuya sonra başka bir yerde değiniriz. Şimdi tekrar gelecek. Şimdi birazdan balonu kullanacağım. Nasıl kullanacağımı çok iyi bakın. Aynı zamanda bu da bayağı hani öğretici bir video olmuş. Biraz yavaşlatayım. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi balonu attık. Bakın arkadaşlar, balonu nasıl kullanıyoruz. Şimdi büyücüyü koydu. Büyücü hiçbir işe yaramaz balona karşı. Niye? Gördünüz. Bakın 280 health'e de gidecek. Yani gerçekten balon inanılmaz güzel veriyor. Balonu durdurmak için ne kullanıyorlar onu söyleyeyim ben size. Şu videoyu bitirelim. Zaten birazdan bitecek. Balon bir kez kullanıp bir kulesini yıkmak yetti görüyorsunuz. Evet, şimdi ikinci öldürücü hamleyi yaptık. O tabii bir kule yıkmak zorunda olduğu için savunma yerine saldırı yapmayı tercih etti ama görüyorsunuz bakın tak bitti. Balonu bu şekilde etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta yeni çıkan biliyorsunuz şeyler var. Şöyle de kullanıyorum ben, onu da göstereyim. Şu şeyleri biliyorsunuz, goblin çetesini arkadaşlar. Bayağı hızlılar. Balon atıyorum 5 biliyorsunuz. İksir. Goblin çetesini atıp üstüne bir de öfke basıyorum. Balonu işte durdurmak için attığım minyonlar falan filan varsa goblin çetesi onları indirirken balon da hedefine gidip vurabiliyor. Zaten goblin çetesinin yer elemanları da var. Onlar da vuruyor. Oldukça etkili bir yöntem, tavsiye ederim. Peki balonu nasıl durdurursunuz? Balonu arkadaşlar bir elektro büyücü, oldukça etkilidir balona karşı. En etkili olduğu şey ise kasırgadır. Bir de oyalayıcı binalar. Neden oyalayıcı binalar? İşte mesela top 3'dür biliyorsunuz. İşte mezar taşı 3. Bunu koyuyorsunuz ön tarafa. Balon geliyor, patlatıyor ama diğer kuleye gidene kadar ölmüş olabiliyor. O yüzden tabii ki akıllıca kullanmakta fayda var. Başka size balonlu video bulabilir miyim? Şöyle bir bakayım benim eski oyunlarıma. Hani yenildiğim bir oyun da bulabilirim. Bugün bunlarda hiç kullanmamışım. Evet. Etkinlik hafta sonu olduğu için genelde oynadım. Evet, bunu da izleyebiliriz. Burada buz büyücüsü ve elektro olduğu halde bakın durduramıyor. Ama kasırga olsaydı oldukça iyi durdurabilirdi. Bakın şimdi arkadaşlar.
balonu attım. Hemen minyon sürüsünü attım. Karşı taraf çok büyük bir hata yaptı. Yanlış şeyle başladı bir de üstüne üstlük. Ve kuleyi görüyorsunuz, inanılmaz hasar verdik. Tabii şey de çok etkili biliyorsunuz. Ama o kadar zamanı iyi kullandım ki elektro büyücü. Torpido muydu o? Adını hatırlayamadım şimdi. Mahvetti. O biraz da hatayı görüyorsunuz değil mi? Bakın bu çok büyük bir hatadır arkadaşlar. Bak adamın iksiri dolmuş hala bekliyor. Çok gereksiz bir şekilde bekliyor. İksiriniz dolduğu zaman arka tarafta da olsa bir şey çıkartın. Şimdi o zannediyor ki ben bunu durduramayacağım. Tabii ki çok rahatlıkla durduracağım. Bakın ters taraftan saldırı yaptım. Mecbur onu durdurmak için gidecek. Evet, şimdi minyon sürüsüyle. Bu arada tabii yani diğer şeyleri de öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bakın yine yanlış bir hareket tuttu. Neyle neyi durdurmaya çalışıyor. Yani çok büyük çok büyük hata. Ya balonu dediğim gibi durduracaksanız kasırga ya da küçük binalar ya da işte aynı anda elektro gayet iyi şey yapar. Aklınızda olsun. Elektro kulesini parçaladı. Ya balonu şaşırtma için de kullanabilirsiniz. Ben mesela işte bir taraftan balonda saldırıp bu taraftan işte şu atabiliyorum. Binaya saldıranlardan atabiliyorum. Yine bakın aynı taktikle geldi. Hani o zannediyor ki o taktik işe yarayacak. Hiçbir şekilde. He, şimdi tabii bir de şey yaptı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın elektro bayağı şey yapıyor, durduruyor ama tek başına elektro da tabii bir işe yaramıyor. Orada büyük büyük bir hata yaptı. Kulesi yıkıldığı için de arkaya elektro atabildim. Arkaya elektro atınca da bu sefer gayet zararlı çıktı. Bir de ben burada yanlış bir hata yaptım. Yani gittim saçma sapan bir yere şey attım, cadı attım. O halde. Yani bu hatayı yapmama rağmen görüyorsunuz. Yine yanlış şey yaptı o. Aslında zor kazandık oyunu ama bu tabii ki cadıyı yanlış yere atmamızdan zor kazandık. Ya oyun biliyorsunuz arkadaşlar hatayı hiç affetmiyor. Yani bir yerde hata yaparsanız ciddi anlamda işiniz zorlaşıyor. Dediğim gibi kasırga balonu en iyi durduranlardan birisidir. Kasırga ile çekiyorsunuz arkadaşlar bir tarafa. Üstüne bir de elektro büyücüsü atıyorsunuz. Çok rahatlıkla durduruyorsunuz. Hani ben mesela balon kullanıyorum. Balon durdurmak için yaptığım şeyi söyleyeyim ben size. Elektro atıyorum. Ya da işte şeyim varsa minyon sürüsü atıyorum. Eğer hani çok fazla şeyim yoksa da goblin çetesini atıyorum. Elektro bir yandan yavaşlatıyor balonu. Bir yandan da goblin çetesiyle çok rahatlıkla balonu yok edebiliyorum. Balona bir de savunma yaparken arkadaşlar biliyorsunuz düştüğü yerde patladığı için etrafına zarar veriyor. Onu da düşünerek elektro büyücüğü ve goblin çetesini mesela atıyorum. Siz de bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Yorum yaparsanız hani ya ben balonu şu şekilde de durduruyorum derseniz sevinirim. Ha bu arada evet yani balonu durdurmak için şimdi ben şey dedim kasırgayı dedim ama size bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar silahşör de çok iyi durduruyor balonu. Saniyede 145 hasar verdiği için hızlı ateş ediyor silahşör. Silahşör benim seviyesi düşük bir de. Normalde hani 8 seviye bir silahşör oldukça zarar veriyor. Aklınızda olsun. Hani şeyi mahvediyor. Balonu mahvedebiliyor. Aklınızda olsun. Ama dediğim gibi balonun olmazsa olmazı öfke arkadaşlar. Öfkesiz balon kullanmanın hiçbir anlamı yok. Tekrar ediyorum. Hani YouTube'da videomuzu beğenirseniz seviniriz.
eklemek istediğiniz şeyler olursa YouTube'da bize yorum olarak gönderebilirsiniz. Yine web sayfamızdan bütün kartları anlattığımız bir yazımız var. O yazıyı da sürekli güncellemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 4. aranaya kadar geldik. Arttırmaya da devam edeceğiz. Başka bir indir kaydı okum. Yardım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.